Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Stanley firmasının üretmiş olduğu Ekim ayında piyasaya sürülen Stanley'in Never Leak modelini size anlatacağım. Aynı zamanda teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Arkadaşlar öncelikle ürünler 0.25, 0.35 ve 0.47 olmak üzere 3 farklı hacme sahip. Aynı trigger action'da olduğu gibi 3 farklı ebata sahip arkadaşlar. Renk olarak ise 4 farklı renk seçeneği var. 2 tane çok güzel, muhteşem bir renk eklemişler arkadaşlar. Trigger action'lardan ayırt eden en büyük özelliği kapak kısmı, aynı zamanda şu 2 farklı rengi. Metal Black, Hamilton Gri, Maple ve Hamilton Ice olmak üzere 4 farklı renk seçeneğine sahip arkadaşlar. Genelde şu rengi çok soran oldu. Ben bu ürünü kullanmadım. Daha yeni geldi bu ürün. Bu rengi çok soran oldu arkadaşlar. Bu renk bayağı gerçekten güzel. Akça ağaç rengi diye geçiyor. Bu metal black, bu koyu yeşil, bu akça ağaç rengi diye geçiyor. Bu da buz mavisi diye geçiyor arkadaşlar. Size Türkçesini de söyleyeyim. Dediğim gibi en güzel renkleri bu. Yani yeni çıkarmış olduğu rengi bu. Aynı zamanda kapak kısmı bambaşka bir kapak mekanizması var. Bunu ilk eline alan bir kişi temizlemek istese, yani resme falan bakmadan bunun kapak kısmına biraz zor açar. Yani öyle düşünüyorum. Çünkü bayağı bir mekanizması çok güzel. %100 sızdırmaması için güzel bir mekanizma ve teknik bir sistem uygulamışlar. Yalnız bunu tamamen sökmeniz, resme veya bir yerde bakmadan bunu açmanız biraz zor yani. Elimi aldım, bayağı bir zorlandım, açamadım. Resme bakmadan bir deneyim dedim. Gerçekten zor. Diğer trigger action ve switchback'te falan olduğu gibi veya çift kilitli mekanizmalı seyahat bardağı var. Onlarda olduğu gibi kolay ve rahat bir söküm sistemi yok arkadaşlar. Şimdi size sırasıyla genel özelliklerinden bahsedeceğim. Arkadaşlar 0.25, 0.35 ve 0.47 olmak üzere 3 hacme sahip. Dediğim gibi tekrar söylüyorum, 4 tane farklı renk seçeneğine sahip. Sonradan eklenmiş 2 tane çok güzel, muhteşem 2 tane rengi var. Dediğim gibi trigger action modelleriyle bütün ebat boy, daha doğrusu şu kapak trigger action'larda daha büyük, bunda küçük, boy olarak biraz daha kısa, çantada daha az alan kaplasın diye biraz daha kısa bu mekanizma sayesinde. Ama sıcak soğuk tutma oranı trigger action'lara göre aynı, hiçbir farkı yok. Sadece dediğim gibi kapak kısmı farklı, renk seçeneği eklenmiş 2 tane. Aynı zamanda işte %100 sızdırmamazlık için trigger action'da mesela tetik kısmı var. Çantanızda koyduğunuz zaman o tetik kısmının yanlışlıkla basılıp sıcak suyun veya içerisindeki sıvının akma ihtimali yüksek. Ama bunda öyle bir şey yok. Yani bunu çantada şu şekilde hemen hemen, bakın, şu şekilde hemen hemen 180 derecelik bir açıyla çevirmeniz gerekiyor yani. Ondan dolayı çantada bunun dönmesi çok zor. Aynı zamanda dediğim gibi trigger action'lara nazaran boyu biraz daha kısaltılmış. Yani daha böyle köşeli, öyle anlatayım size. Daha böyle düzgün. Yani rahat bir şekilde çantanıza falan koyup götürebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar size sırasıyla boyu gramı, aynı zamanda sıcak ve soğuk su tutma sürelerini anlatacağım. Görmüş olduğunuz gibi bu elimde bulunan 0.47 modeli. Saat olarak aynı arkadaşlar. Yani sıcak soğuk su tutma süreleri aynı. Trigger action'la aynı. Hiçbir farkı yok. Sadece dediğim gibi kapak kısmı farklı. Aynı zamanda iki tane muhteşem renk seçeneği eklenmiş. Bu görmüş olduğunuz, elinde görmüş olduğunuz 350 gram 20.9 santimetre boya sahip. 7.2 santimetre çapa sahip. Aynı. Trigger action'la aynı. Sadece boy farkı var. 20.9 santimetre boy. 7.2 santimetre çap. İşte sıcak su tutma süresi 7. Soğuk su tutma süresi 10. Buzlu su tutma süresi de 30 saat arkadaşlar. 47. Trigger action'la aynı yani. Hiç farkı yok. Ama yine de size ben tek tek anlatacağım. Bu görmüş olduğunuzda 0.35. 270 gram ağırlığa sahip. 19.4 santimetre boyu var. 6.8 santimetre çapı var. Bunlardan ufak. Yani 0.25 ile
0.35'in çapı aynı görmüş olduğunuz gibi. Sadece 47, 7.2, bu da 6.8. Bunun da üzerlerinde yazdığı gibi 5 saat sıcak, 6 saat soğuk, 26 saatte buzlu su tutma süresine sahip. Şimdi 0.25'e gelelim arkadaşlar. 0.25'in de ağırlığı 230 gram ağırlığa sahip. 15.4 santimetre boyu var. Yine 6.8 santimetre çapı var. 3 saat sıcak su, 4 saat soğuk su, 22 saatte buzlu su tutma süresine sahip. Trigger Action modeli de aynı arkadaşlar. Hiç farkı yok. Bir de sizde aynı şekilde görün diye yani bakın. Farkı sizde gözünüzde görün. Hepsinden getirdim. Bakın boy olarak gördüğünüz gibi biraz daha küçük. Kapak kısmı daha farklı. Bunu da tetiğe bastığınız zaman sıvı akışı oluyor. Bunda ise çevirdiğiniz zaman sıvı akışı oluyor. İşte en güzel özelliklerinden birisi dediğim gibi çantanızda tetiğe basma ihtimali var. Bunda ise bu kafanın olduğu yerde hemen hemen 180 derecelik bir dönme açısıyla suyun akması çok zor yani bunun çantanın içinde. Aynı zamanda bir özelliği yani bana göre şunun mesela ağzı açık, bunun mesela toprağa düşme ihtimali veya ne bileyim hani elinizdeyken bir yere düştüğünde bunun ağız kısmının toz toprağa dolma ihtimali veya durduğu halde şu anki gibi üzerine tozların işte pisliklerin üstüne konması ve üstüne durması olanaklı yani ama bunda o şekilde bir özellik yok. Şimdi mesela şu ağız kısmı şu an açık. Bunu tamamen çevirdiğiniz zaman bunun herhangi bir şekilde toprağa veya yere düştüğü zaman veya bu şekilde kaldığı zaman ağız kısmı asla toz toprak içinde kalmıyor. Yani switchback dediğim bir tane termos vardı. Şu an piyasada artık yok. Üretimi de durdu. Genelde onu da soruyorlar bana switchback bulamadım ben piyasada diye. O ürün şu an üretimi durdu arkadaşlar. Onda da mesela üzerinde bir kapak vardı. Toz toprağın asla girmesini engelliyordu. Bu da Trigger Action modeline göre bence toz toprak açısından daha güzel ama mekanizma olarak daha halen kullanmadım. Hiç kullanmadım daha doğrusu. Bunlar sıfır ürünler. Zamanla bozulması veya çevrildiği zaman içerisindeki mekanizmanın zedelenmesi veya incelmesi, kopması nasıl bir bilgim yok. Bunu zamanla görüp öğreneceğiz arkadaşlar. Tabii bunu üreten Stanley firması test etmiştir. Bunu bilgisayarlı mekanizmalara bağlayıp bu kapağın kaç kere açılıp kapandığını veya kaç kere açılıp kapandıktan sonra mekanizmasının bozulduğunu kesin test etmişlerdir. Yani öyle üretip de tasarlayıp Ar-Ge aşamasında hemen piyasaya sürmezler. Bunun kaç kere açılıp kapandığı kesin bir sayı olarak bilinir ama bizim bilgimiz dahilinde değil. Şimdi dediğim gibi bak 47 Trigger Action ve Never Leak modeli kapak kısmı ama su tutma süreleri aynı. Hiçbir farkı yok. Bakın bir de size şöyle Trigger Action'da getirmemin sebebi mesela elinizde bundan var bir de bundan almak istiyorsunuz. Bu rengi çok hoşunuza gitti. Çap aynı olduğu için 47'nin aynı, 35'in aynı, 25'in de aynı. Çapı aynı olduğu için belki yani benim gibi düşünüp bunu buna takıp yani o yönden çok süper. Yani o yönden güzel olmuş. Sadece kapak kısmı değiştiği için bakın gördüğünüz gibi kapakları değiştirip istediğim rengi istediğim kafayla kullanabilirim. Siz görebilin diye ben bu modeli de getirdim. Aslında bugünkü konumuzun amacı daha doğrusu bugünkü videomun amacı Never Leak modelini tanıtmak. İnternette hiçbir yerde bunun videosunu göremedim. İlk benim video yayınlanacak. İnşallah bugün bunu izleyip gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi Trigger Action'la sıcaklık su tutma süreleri aynı. Sadece boy farkı, aynı zamanda renk farkı ve kapak mekanizması olmak üzere 3 tane farklı seçeneği var. Şimdi bakın 0.35'te göstereceğim size. Belki bunun boyu biraz daha kısa diye bu ürünü almak isteyebilirsiniz. Yani gönül rahatlığıyla videoyu izleyip ürünü tercih edebilirsiniz. Bir de 25'i göstereyim. Biraz daha kibarlaştırılmış. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi size mekanizmanın açılmasını anlatacağım arkadaşlar. Dediğim gibi 3 farklı renk seçeneğine sahip. Tekrar söylüyorum 0.25, 0.35 ve 0.47. Kapak mekanizması farklı.
şey olarak su tutma süresi olarak trigger action aynı. Sadece renk seçeneği iki tane güzel bir muhteşem renk eklenmiş. Normalde trigger action'da siyah, yeşil, beyaz ve lacivert vardı. Yani gece mavisi dediğimiz mavi vardı. Bunda ise gece mavisi ve beyaz yerine işte buz mavisi ve akça aç rengi eklenmiş. Yani tek farkı o. Şimdi mekanizmayı anlatacağım size arkadaşlar. Şöyle rahat bir şekilde görün diye en büyük modelden bahsedeceğim. Arkadaşlar şimdi elinize aldığınız zaman olmadı kapağı söküyüm ya. Şöyle anlatayım ben size. Zaten içerisinde de güzel bir şekilde broşür koyulmuş. Kapağın nasıl açılacağını, ne tarafa sökebileceğinizi, işte yıkamak için nasıl bir uygulama yapmanız gerektiğini tek tek anlatıyor. Arkadaşlar şeyi anlatmayı unuttum. Mesela bu ürünler paslanmaz malzeme. BPA içermez. Aynı zamanda bunları asla çamaşır suyuyla yıkamayın. Bunlara çamaşır suyu asla koymayın. Ilık deterjanlı suyla bunları yıkayabilirsiniz. Bütün Stanley'in bütün ürünleri için bahsediyorum. Bunlar bulaşık makinesine yıkanabilir. Üzerinin arkasında yazıyor zaten. Almadan önce kullanma kılavuzunu okursanız veya üzerindeki yazılara bakarsanız işte bulaşık makinesinde yıkanabilir, güvenli diye yazıyor. Bütün özellikleri burada yazıyor arkadaşlar. İşte 18'de 8 paslanmaz çelik, BPA içermez, çift vakum sistemi, işte su sızdırmazlık için profesyonel mekanizma, kapak kısmı falan gibi güzel bütün ayrıntıları burada her şekilde yazıyor. İşte kaç fitten düştüğü zaman düşebilir maksimum, bütün özellikleri yazıyor. İşte kaç santigrat dereceye dayanabilir. Arkadaşlar bu termostlar genelde dediğim gibi daha önceki videolarımda da bahsettim. İzlemeyenler varsa bunlar çift bardak gibi düşünün. Bunun içinde bir bardak var aslında. Dışında da bir bardak var. İki bardak iç içe giriyor. Şu üst kısımdan birleşiyor. İçerisindeki havanın şurada arkasında baktığınız zaman bir tane tıpa var. Buradaki havanın vakumlanarak içerisinde hava bırakılmıyor. Bu sayede içerisine koyduğunuz sıcak veya soğuk suyu uzun süre tutmasını sağlıyor. Bu Stanley termosların özelliği bu. Bunların içinde asla cam elyafı veya cam ve benzeri malzeme yok. Yani metal bildiğiniz paslanmaz iki tane çelik. Sadece içerisindeki havayı vakumlayarak çekmesiyle fizik kurallarına göre içerisinde hava olmadığı için ısının dışarıya verilme ihtimali havasız ortamda zor. Şimdi bunları da anlatayım. Bunları da anekdot olarak bildireyim size. Görmüş olduğunuz gibi kapak kısmı bu şekilde. Bakın şu şekilde. Şimdi bunun üzerinde zaten kilit mekanizması falan dikkatli baktığınız zaman kapağın içinde kilit açık ve kilit kapalı sembolleri var. Bakın kamerada tam belli olmaz ama ürünü aldığınız zaman işte şu an kilitli, şu an kilit açık diye güzelce ibare koymuşlar. Ama ilk elinize aldığınız zaman bunu sökmeniz zor. Trigger action veya switchback'te olduğu gibi sola çevirip çıkmıyor. Bak çıkmıyor. Neden? Şu mekanizmayı açık pozisyona getirmeniz gerekiyor. Şimdi bunu karşınıza aldınız. Şu şekilde karşınıza aldınız. Bardağı karşınıza aldınız. Saat yönüne doğru, saatin döndüğü yöne doğru yani sağa doğru çevirirseniz ürün kilitleniyor. Asla su sızdırmıyor. Aynı zamanda kilit mekanizması sökülmüyor. Bunu saat yönünün tersine yani sola doğru çevirirseniz hem içme yudumlama yeri açılıyor. Aynı zamanda kilit açık pozisyonuna geliyor. Saat yönünün tersine yani sola çevirirseniz kilit açılıyor. Sağa çevirirseniz, saat yönüne doğru çevirirseniz kilit kapanıyor. Bakın şimdi ben bunu sola doğru çevirdim. Kilit açıldı. Mekanizma söküldü. Bakın görmüş olduğunuz gibi helozon bir sisteme sahip. Yani siz bunu çevirdiğiniz zaman aynı somonlu vidaymış gibi içerisindeki mekanizmayı sıkıp bunun su akışını engelliyor. Şimdi bakın burayı söktük. Şimdi dediğim gibi switchback ve trigger action'daki mekanizmanın aynısı. Şöyle çevirdiğiniz zaman kapak çıkıyor. Ama dediğim gibi kilit kapalı pozisyonda bunu asla sökemiyoruz. Boşuna zorlamayın. Şimdi size başta da söylediğim gibi bu helozon bir sisteme sahip. Bunun içine bu giriyor. Bakın. Şöyle göstereyim. Bakın bu bunun içine girdi. Şimdi şu olmadan hayal edin. Şu suyun sızmasını engelleyen yer. Bu da suyu yudumladığınız yer. Şimdi aslında bu şekilde. Şu şekilde. Şu açık ağız. Şu şekilde. Bunun ortasında. Bakın. Şimdi bunu kilit kapalı yapacağım. Yani saat yönünün
tersine çevireceğim. Daha doğrusu saat yönüne çevireceğim. Bakın. Şuradaki mesafe 1 santim ya. 1 santim. Bu da arada. Şuradaki de arada. Bunu çevirdiğim anda bakın 1 santim hemen hemen 5 milime kadar düştü. Bu da ne anlama geliyor? Bunun mekanizması şu şekilde çalışıyor. Bunu buraya taktık. Bakın. Şuradaki su yudumladığınız yer. Bu da suyun akışını engellemek için switchback ile trigger action'da olan aynı sisteme sahip. Getirdim. Bunu aynı şekilde çıt sesini duyduğum zaman mekanizma kapatılmış. Tamam. Şimdi bu dediğim gibi somun ve civata sistemi gibi aynı. Bunu şöyle taktınız. Taktınız. Çevirdiğiniz zaman şu içerideki mekanizma yani lastikte olan kısmı kendine doğru çekiyor. Bu sayede ağız kısmına o lastik sıkıca bağlıyor, sıkıca kaplıyor. Bu sayede suyun sızmasını engelliyor. Mekanizma çok güzel düşünmüş, çok güzel tasarlanmış. Çevirdim. Bakın şimdi zaten sıkıldığını hissediyorsunuz. Şöyle çevirirken bir zorlama olduğunu hissediyorsunuz. Asla kımıldamıyor. Ağız kısmına o lastiği sıkıca çektirerek suyun akmasını engelledi. Bakın şu an gevşettim. Gördünüz mü? Oynaması bile rahatladı yani. Buranın hareketi bile rahatladı. Tamamen çevirdim. Bakın. Gördünüz mü? Şu an açık pozisyonda. Mekanizma çok güzel yani. Çok muhteşem tasarlamışlar. Aynı somunla vida gibi aynı. Sıktığınız zaman kendine çekerek ağız kısmına lastiği kapatıp suyun sızmasını engelliyor. Mekanizma bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Elinize aldınız. Şu an kapalı. Bakın. Açmak istiyorum. Şu şekilde karşınıza aldınız. Şöyle şu şekilde. Açmak istiyorum bunu. Yani içmek istiyorum veya mekanizmayı sökmek istiyorum. Saat yönünün tersine çevirdiniz. Bakın su akış haznesi burada. Saat yönünün tersine çevirdiniz. Biraz daha çevirdiniz. Kapağı söktünüz. Aynı zamanda mekanizmayı çıkardınız. Temizlemek istediğiniz zaman çıkarıp temizleyebiliyorsunuz. Tekrar takmak istediğiniz zaman çıt sesini duyana kadar takıp şu an mekanizma oturdu. Tekrar bunu açık pozisyon yani açık pozisyondan söktüm ya ben. Açık pozisyondan olacak şekilde bunu tekrar açık pozisyonda olacak şekilde tekledim taktım. Şu an yine gelir. Yani zaten şu an açık pozisyonda, sökebilme pozisyonunda. Bunu saat yönüne doğru yani sağa doğru çevirdiğiniz zaman sıkılıyor. Bakın. Sıktım. Şu an sızdırmaz modda. Zaten burada içinde kilit mekanizması var. Şurada da kilit açık mekanizması var. Evet bu Niverlek modelimizde bu şekilde arkadaşlar. Bütün özelliklerinden bahsettim. Aynı zamanda daha önceki videolarımda söylediğim gibi bu ürünler paslanmaz malzeme. İçerisine asla çamaşır suyu koymayın. Gazlı içecekler asla koymayın. Süt koymayın. Sıcak süt falan asla koymayın. Dediğim gibi daha önceki videolarda söylediğim gibi sıcak su veya süt bu hareket ettikçe içerideki basınç artıyor. Buradaki kafanın genişlemesini sağlıyor. Aynı zamanda itekleyerek şu dişlerin zamanla bozulmasını sağlıyor. Bu da parçanın yani ürünün ömrünü azaltıyor arkadaşlar. Aynı zamanda içine koymuş olduğunuz sıcak su bu zamanla geze geze içeride muhteşem bir bayağı bir basınç oluşuyor, buhar oluşuyor. Bunu açtığınız zaman içerisindeki buhar dışarı çıkmaya çalışıyor. Aynı zamanda bir nebze de olsa içeriden su buharıyla beraber suda gelmek istiyor. Bunu ilk açtığınızda suratınıza ciddi derecede zarar verebilir. Gözünüze falan gelebilir Allah göstermesin. Bunu diğer termoslarda olduğu gibi trigger action, switchback, çift kilit bunlar içerisinde kaynar su varken asla şu şekilde basıp içmeyin. Yani şöyle bir gezdiniz, dolaştınız, salladınız mesela termosunuzu, seyahat bardağınızı. Bunu hemen şöyle bir açın zaten bir poflamayı göreceksiniz. Daha sonra için. Yani unutursanız çok da sallarsanız gezerseniz bu dediğim gibi içerisinde bir de hele suyu da tam bayağı bir ağzına kadar doldurduysanız içerisindeki yüksek basınçtan oluşacak buhar ve çıkmak isteyecek su tanecikleri sizin suratınıza gelip ciddi yanıklar oluşturabilir. Buradan üstüne basa basa söylüyorum dikkatli kullanın arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu şekilde burada sona erdi. Sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla tecrübelerime dayanarak.
Diğer ürünler hakkında bilgiler almak isterseniz, mesela alacağınız bir ürün olur, hiç fark etmez. Stanley'in herhangi bir ürününü sorabilirsiniz. İşte videosunu izlemek istiyorsanız veya işte şu ürünün de videosunu çekebilir misiniz derseniz, o videoya da müsait olduğum zaman çekerim. Şimdi sırasıyla tek tek elindeki olan ürünleri tek tek çekiyorum. Yeni geldiği için bu ürünü. Zaten internette de hiç videosunu rastlamadım. İlk video benim videom olacak arkadaşlar inşallah. Evet. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize şimdiden sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.